Şehirden Haberler programımız Yozgat'tan kaldığı yerden birbirinden farklı işletmeleri sizlerle buluşturmaya Sarıkaya'dan devam ediyor diyoruz değerli izleyicilerimiz. Yanımızda giyim, aynı zamanda üretim ve tüketim alanında faaliyetlerini sürdüren, ismimize ün kazandırmış isimlerden Soner Bey ve işletmemizin aslında sahibi diye adlandırdığım kadın girişimci olarak Gamze Hanım yanımda bulunuyor. Gerçekten çok da heyecanlanıyoruz böyle güzel bir işletmede, böyle çok da keyifli bir program yapmanın gururunu taşıyacağız. Ama öncesinde buradaki faaliyetleri konuşmadan önce Soner Bey ve Gamze Hanım'ı kısaca tanıyalım. Gamze Hanım, programımıza hoş geldiniz. Önce sizden başlayalım. Bir kadın girişimcisiniz ve böyle bir işletmenin de sahibisiniz. Aynı zamanda aile şirketiyiz diyoruz. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Kıyafetlerimiz de çok güzel. Bu alanda çok farklı hizmetler gösteriyorsunuz. Biz sizinle tüm bu süreçleri konuşacağız ama öncesinde sizi tanıyalım. Gamze Hanım kimdir? Merhabalar, ben Gamze Yıldız. 20 yaşındayım ve bu işletmenin sahibiyim. Bu işte zaten 2-3 yıldır bulunuyorum. Bir aile şirketi olarak da bu müesseseyi açmış bulunmaktayız. Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve ortağımız Soner Bey'e dönüyoruz. Soner Bey, kısaca sizi de tanıyalım. Ben Soner Yıldız. 2 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Abim daha öncesinde burada fason atölyesiyle kurdu. Kendisi bu işletmenin sahibiyken biz dahil olmamızla beraber, öncesi üniversite mezunu olarak ilahiyat eğitimini tamamladım. Sonrasında abimle beraber bu işin içerisine girdik. Abimle işin içerisine girdiğimiz zaman biz neden kendi ürünlerimizi kendimiz imal edemeyelim diyerek de yol haritası çizdik kendimize. Bu yol haritası doğrultusunda da böyle bir işletmenin sahibi olmuş olduk. Evet. Aslında ne de güzel oldu gerçekten. Ben de görüyorum ki ürünlerimiz oldukça kaliteli ve siz farklı ürünler elde ediyorsunuz. Aynı zamanda da aktaralım izleyicilerimize. Burada ürünlerimiz tek seferlik geliyor değil mi Gamze evet, Hanım? Evet, yani geldikleri zaman, şimdi detayları da Gamze Hanım'dan dinleyeceğim ama geldiği zaman ürünlerimiz eğer burada tüketilirse bir daha aynı ürünü getirmeyip kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreci de bize aktarır mısınız? Yani bu aslında ilk defa yaşanan bir durum. Çok evet, da güzel, özel bir durum. Buradaki ürünler geliyor, anında satıldığı zaman. Evet, kesinlikle tekrarı olmuyor. Aslında ürünlerimizde dinamikliği tutmayı ve müşterilerimizi aslında kendimiz gibi benimseyip bu yola öyle devam etmeyi istiyoruz aslında. O yüzden amacımız bir dahaki sunduğumuz ürünleri bir daha bu reyonlara koymamak. Biliyorsunuz ki siz de ısıtılmış ürünleri tekrardan kullanmak ve görmek istemezsiniz. Bu doğrultuda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz tabii ki de. Bu noktada da zaten Soner Bey devreye giriyor. Bu konuda da imalat sorumlumuz Soner Bey tabii ki de. Peki dönelim Soner Bey'e ve diyelim ki imalat sorumlumuz olarak Soner Bey. Gerçekten bu alandaki ürün yelpazelerimizde, ürün ıskalarımızda çok geniş gözüküyor. Birbirinden farklı her kesime hitap edebilecek ürünler mevcut burada. Rengarenk, çeşit çeşit, her kesime de uygun. Burada. Şimdi bu üretim ve tüketim sürecinden bahsetmek istiyorum ben. Hem üreticiyiz, aynı zamanda hem de tüketiciyiz. Şimdi mağazamızdayız ama üretim imalat yerimiz de arka tarafta kalıyor. Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Bu süreci bize aktarabilir misiniz? Süreç şöyle işliyor aslında. İlk başta biz kendi ürünlerimizi modelistle beraber çalışıyoruz. Şimdi şu anda kış dönemindeyiz. Doğru mu? Kış dönemindeyken biz yazın planlamasını yapıyoruz. Yazın ise tamamen kışın planlamasını yapıyoruz. Bu süreçten sonra modelisten ürünleri okeyledikten sonra
Biz bunun kalıp çalışması dediğimiz ürüne numune çalışıyoruz. Numuneyi çalışıldıktan sonra ise biz bunu kumaşçılardan kumaşlarımızı temin edip kesimini alt katta yapıp yan tarafta, arka tarafta kalan imalathanemizde ürünlerimizin dikim işlemleri yapılıyor ve ütü pakette kendimize ait bir şekilde fırından ürünlerimiz çıkıyor. Bu şekilde diyebiliriz. Yani benim aslında en çok takıldığım konu hala ben şunda kaldım. Gerçekten bir farkındalık yaratıyorsunuz. Yani geliştikçe gelişelim diyorsunuz. Yarın da açılışımız var bu arada diyoruz. Buradan da aktaralım. Herkesi bekleyip çıkın çıkın gelin diyoruz. Şimdi aslında kadınların hayali, giyim, saç, makyaj, takı, tasarımlar, her şey. Siz bu noktada bu ürünleri kendiniz mi çiziyorsunuz? Tasarımlarını nasıl gerçekleştirebiliyorsunuz? Sizden mi alalım? Bunların tasarım aşamasını modelist ve kalıpçımız var İstanbul'da. Kendisi Hikmet Bey, bu arada sizlere selam gönderelim. Hikmet Bey ile beraber oturup çalışmasını yapıyoruz biz bunların. Ve bu süreç yeni başladı. Bu uzun bir yolculuk. Bizim asıl hedefimiz modanın bize yön vermesi değil, modaya kendimizin yön vermesidir. Bu temenniyle uzun bir yolculuğa çıktık aslında. Bizdeki amacımız bu Batı Styling ailesini, markasını, tohumunu Sarıkaya'da ekip bunu Yozgat ilçelerimizle beraber sulayıp bunu biz ilerleyen dönemlerde dünya markası haline getirmek istiyoruz. Asıl hedefimiz bu. Bunu bu süreç inşallah umduğumuz gibi neticelenir. Bizim aynı zamanda satışta da sadece Sarıkaya'yı hedeflemiyoruz. Nasıl? Bizim N11, Trendyol, hepsi burada. Çiçek Sepeti, Petite AVM, tabii pazar yerlerimiz de mevcut. Aynı zamanda web sitemiz mevcut. Ziyaret etmek isterseniz www.batistyling.com adresine ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Soner Bey, gerçekten farklı bir marka ve farklı bir imaj yaratıyoruz. Modellerimizi de kendimiz tasarlıyoruz, modelimizi de kendimiz belirliyoruz. Yani ne kadar da güzel bir şey aslında. Çok yeni olmamıza rağmen bu kadar farkındalık yaratıyor olabilmek her ikinizin de başarısı haline geldi. Tekrar tebrik ediyoruz sizi bir de ekran karşısında. Bu noktada bizim sadece Yozgat ve Türkiye 81 ilinde değil de yurt dışı bazı çalışmış olduğumuz projelerimiz de bu kapsamda devam ediyor. Akabinde bununla ilgili detayları da sizden alalım. Evet, inşallah yakın zamanda bir Mısırlı müşterimiz var. Onunla görüştük. İstanbul Esenyurt'ta kendisi, Amir abi. Yakın zamanda onunla bir temas gerçekleştirdik. Amerika'da çok yakın bir arkadaşı var Springsteen'de kendisinin. 13 tane toptancısı var çeşitli eyaletlerinde Amerika'nın. Bizle görüşmelerimizle de 3 iplik dediğimiz yani sweatshirtlerin tasarımından tutun, dikiminden ütü paketine kadar her şeyi burada hazırlayıp fırına verdik. İnşallah yakın zamanda Springsteen'e bir ihracatımız olacak. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Çok da aslında bahsetmek... Ama çok fazla detaya da girmek istemiyorum evet, tabii. Çok fazla detaya girmek isteyip spoiler vermedik tabii ki. Biraz da ürünlerimizin kalitesinden bahsedelim. Ürünlerimizin kalitesi gerçekten piyasada bulunmayan kaliteyi ve imalatı bizden çıktığı için de piyasanın bir tık aşağısına minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz tabii ki de. Bu doğrultuda da kalitesine, renk çeşitliliğine diyeceğimiz yok tabii ki de sizlerin de takdirinde ürünlerimizin. Evet, biz şahit olduk tabii. Soner Bey. Gerekli tüm değerli bilgilerinizi aldık. Peki bu doğrultuda sizi neden tercih etmeliler? Sizi tercih etme sebepleri izleyicilerimizin, müşterilerimizin ve Yozgat halkının nedenlerinden birkaç tanesi neler olabilir sizce? Yozgat'ta
ve Sarıkaya'mızda ilçemiz bazında düşünecek olursak bizim girmiş olduğumuz bu faaliyet daha önce buralarda hiçbir zaman yapılmadı. Öncelikle biz bunun fırın aşamasında, hamur aşamasından, tutun fırın aşamasından ve ürünün pazarlama aşamasından bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Bunu yaparken bizim ürünlerimiz açısından hiçbir zaman kalite standartlarını asla düşürmüyoruz. Dünya çapında ihracat yapabilecek seviyede olduğumuzdan dolayı aynı zamanda imalatımızdan olan ürünlerimizin fiyatları gayet bütçelerimize uygun. Bütçe anlamında bütün insanlarımız tercih edebilirler. Aynı zamanda kalite açısından daha asla bu kalitemizi bozmayacağız. Aslında söylediklerimiz de tamamen olan şeyler diyoruz. Çıkın çıkın gelin de demeyi ihmal etmiyoruz bu noktada. Çok teşekkür ediyorum Soner Bey'e ve Gamze Hanım'a vermiş olduğu bu değerli bilgileri için diyoruz. Ama kapatmadan önce son olarak şu anda bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gamze Hanım, sizden alalım birkaç cümle. Mottomuzu söyleyeyim, her zaman neden iyi görünmeyin. Gerçekten aslında kısa ve netti. Neden iyi görünmeyelim ki diyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz Soner Bey? Styling ailesi olarak ise tek amacımız modanın bize yön verdiği değil, bizim modaya yön verdiğimiz olacak her zaman için. Vizyonumuz ve misyonumuz bu şekildedir. Çok teşekkür ediyorum Soner Bey ve Gamze Hanım. Bu kaliteli bir işletmede böyle kaliteli bir program yaptık sizinle. Çok da keyifli bir program hazırladık diyoruz. Evet, moda dedik aslında. Yani butik giyim, her şeyi söyleyebilirsiniz. Farkındalık yaratıp kendi ürünlerimizi kendimiz de yapıyoruz. Hem üreticiyiz hem de tüketiciyiz. Üretiyoruz, tüketiyoruz, tüketmeye de üretmeye de devam edeceğiz diyoruz. Yozgat Sarıkaya'dan sizi selamladık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.